Evet, merhaba arkadaşlar. MEB'in yayınladığı genel tekrar 4 testinin sorularına bakalım. Şimdi ilk soruda asansör içinde bir eğik düzlem var ve üzerindeki cismin dengede olduğunu vermiş. Denge şartımız cismin üzerine etki eden net kuvvetin 0 olması şartıydı. Şimdi bakalım burada cisme etki eden kuvvetler kim? Bir kere cismin aşağıya doğru ağırlığını mg edersek eğik düzleme paralel bileşenine mg sin alfa diyebiliriz. Şu açıyı alfa aldık. Sistemin dengede bulunabilmesi için demek ki yüzeyde sürtünme olması lazım. Dolayısıyla çünkü durgun haldeki asansör diyor. Dolayısıyla burada bir de sürtünme kuvveti olması lazım. Denge şartı içinde mg sin alfanın eşit şartını alalım. Fs'ye eşit olması lazım. Peki Fs'ye neydi? Tabii şunu büyük eşit yazarsak daha doğru olur. Fs de k çarpı dik kuvveti. O da mg'nin şu dik bileşeni. Mg kos alfa. K mg kos alfa. Şimdi bizim şartımız şu anda bu. Bu hangi şartta geçerli? Asansör durgun ya da asansör sabit hızla hareket ederse, yani üzerine etki eden herhangi bir eylemsizlik ivmesinden kaynaklanan eylemsizlik kuvveti yoksa cisim bu şekildeki durumunu koruyacaktır. A şıkkında asansör yukarı yönlü sabit hızla hareket ederken cisim dengede durur demiş. Bu doğru. Asansörün yukarı ya da aşağı hareket etmesi fark etmiyor burada çünkü sabit hızla hareket ettiğinden bahsetmiş. Dolayısıyla yine cisim dengesini bozmayacak. B şıkkında ve C şıkkında aslında şöyle bir detay var gözden kaçan. Biz bunu bir çözelim, anlayacaksınız. Şimdi asansör yukarıya yönlü hızlanırsa ne olur? Eğer asansör yukarıya doğru hızlanırsa, hızlanan harekette ivme ile hareket yönü aynıydı. Dolayısıyla asansörün ivmesi yukarı doğru olacak. Asansör içinde eylemsizlik ivmesi, dolayısıyla eylemsizlik kuvveti de aşağı yönlü olacaktır. Şuraya eylemsizlik diyelim ki değer olarak A'ya eşittir. Dolayısıyla şöyle bir kuvvet düşünelim. Eylemsizlik kuvveti. Bunun şöyle yatay ve düşey bileşenleri var. Şimdi yatay bileşenini bu şekilde aldığımızda bakın şöyle düşündük eylemsizlik kuvvetini. Bu tarafa doğru bir F eylemsizliğin X bileşeni, bu yönde de F eylemsizliğin Y bileşeni olacaktır. Şimdi baktığımız zaman biz biraz önce dedik ki bu cismin ağırlığından kaynaklanan bu tarafa doğru mg sin alfası, bir de burada fs vardı. Şimdi düz mantık baktığımızda evet aşağıya doğru etki eden hareket ettirmeye çalışan kuvvetin değeri bununla birlikte arttığı için cisim alt ucuna doğru kaymaya başlar. Bu şekilde baktığımızda doğru. Ama bir de unutmamamız gereken şu var. Eylemsizlikten dolayı bir de bu kuvvetin şu düşey bileşeni, bu düşey bileşeni de bizim sürtünmeyi arttırır. Çünkü fs K çarpı n'di. Cismi yüzeye sıkıştıran dik kuvvet. Daha önce ben sadece mg kos alfa'yı alırken şimdi K çarpı n yerine mg kos alfa alfa artı buradan da ma şurası alfa olacaktır. Ma kos alfa gelir. Dolayısıyla sürtünmenin değeri de artmalı. Burada böyle bir detay var. Muhtemelen buradaki artışı bundan daha büyük olacağını düşünmedi. Çünkü burası hem kos artıyor bir de k çarpanı var. K da biliyorsunuz birden küçük bir sayı. O yüzden bu x bileşeninin kadar çok artamayacağını kabul ettiğini düşünüyoruz. O yüzden doğru kabul etmiş. Cevaplarda da böyle. Tam tersi de yavaşlayarak hareket ederse cisim yukarı yönlü yavaşlarsa eylemsizlik ivmesi aşağıya doğru, sistem ivmesi aşağıya doğru, eylemsizlik yukarı doğru olacaktır. Dolayısıyla Efe'yi bu çizdiğimiz bu yönü ters çevirmemiz gerekir. Yani kuvvet artık şu yönlü oldu. Dolayısıyla buradaki kuvvet ters yöne döndüğü için net kuvvetin yine büyük olacağını düşüneceğiz artık. O halde cisim yukarıya doğru kaymaya başlar diyoruz. Ama dediğim gibi Fs'nin değişmesi, bu bileşenlerin ne kadar büyük, ne kadar küçük olduğunu belirlemek için de sayısal değerlere ihtiyacımız var. Aşağı yönlü hızlanırsa eğer asansör, aşağı yönlü hızlandığında ivmesi aşağı yönlü, eylemsizlik yukarı doğru olacaktır. Yine C şıkkında olduğu gibi üst ucuna doğru kaymalı. Burada alt ucu demiş. D seçeneği yanlış.
Zaten sabit hızla hareket ederse dengede durur demiştik. Dediğim gibi detaylara baktığımızda cevabın kesinliği ortadan kalkıyor. Yani doğru olabilire dönüşüyor bunlar. O yüzden bu soruda aklının bir köşesinde bu söylediklerimiz dursun. Doğru cevap Denizli olarak kabul ettik. İkinci soruda bir tahta çubuğun uçlarına KVL yayları bağlanmış. K yayı tavana, L ise zemine sabitlenmiş. Bir kuvvet uygulayarak bir miktar daha K'yı uzatırken L'yi sıkıştırıyoruz. Yani yay cisme etki eden kuvvet neticesinde K biraz daha uzadı, Y de biraz daha sıkıştı, şu konuma geldi. K'nın uzaması ve L'nin sıkışmasından dolayı iki yayında esneklik potansiyel enerjileri 1 bölü 2 Kx kareleri düşünüldüğünde uzama ya da sıkışma fark etmiyor. X arttığı için yaylardaki potansiyel enerjiler artar. Çubuğu biz biraz daha ittirdik. Bu daha çok uzattık. L'yi de daha çok sıkıştırmış olduk. Dolayısıyla artmış oldu enerjisi iki yayında. Burada azalır demiş. Yanlış. Tahta çubuğun potansiyel enerjisi. Şimdi çubuğun kütle merkezi buradayken ben bunu ittirdiğimde daha alt bir noktaya geldi. Dolayısıyla H yüksekliği azaldı. Potansiyel enerjiyi MGH'ten düşünürsek H'in azalması çubuğun potansiyel enerjisini azalttı. Üçüncü öncül yanlış. Doğru olan sadece birinci öncül oldu Adana. Evet, üçüncü soru. Bir cisme ait hız zaman grafiği verilmiş. Verilen bu grafiğin sistemlerinden hangilerine ait olabileceğini söylüyor. Şimdi bakalım. Burada grafiğe baktığımızda cismin önce hızlanan sonra da sabit hızla hareket ettiğini görüyoruz. Birinci şeklimde sürtünmesi eğik düzlem tepesinden serbest bırakılıp yere inen cisim diyor. Şimdi yerdeki hareketini saymıyor burada. Sadece cismin buradan yere iniş anına kadar olan hareketinden bahsediyor. Bu cismi serbest bıraktığımızda aşağıya doğru sürekli ağırlığının şu bileşeni Mg sin alfanın etkisinde sürtünmesiz demiş hızlanır. Dolayısıyla bu hareketin grafiği sadece hızlanan şeklinde olmalı. Sabit olmayacak. Eğer eğik düzlemin bir bölümünü sürtünmeli verseydi buna ait olabilirdi. O yüzden birinci gitti. Burada biraz kelime oyunu yapmış. Burada ise F kuvvetiyle harekete geçen ve bir süre sonra sürtünmeli yüzeye giren cisim. Yani iki durumu da alacağız buradan. Burada herhangi bir sürtünme yok. Cisim F kuvvetin etkisiyle öncelikle hızlanan hareket yapar. Burada ise eğer cisme uygulanan bu sürtünme kuvveti yerdeki zemindeki sürtünme kuvvetinin değerine uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetine eşit ise bu durumda net kuvvet sıfır olur ve cisim sabit hızlı hareket edebilir. Sabit hızlı hareket edebilir. Yani aynı grafikte verildiği gibi önce hızlanan sonra sabit olabilir. Zaten olabilir soruyor. Üçüncü sistemde ise oldukça yüksek bir noktadan demiş ve bakın hava direncinin önemsenmediği ortam dememiş. Dolayısıyla bu cisim belli bir noktaya kadar hızlanacak. Hızlandıktan sonra devreye hava direnci girecek. Yani hava direnci hızı arttıkça değeri artacak ve aşağıya doğru Mg, yukarıya doğru oluşan hava direnci kav kare hızın artmasından dolayı hava direnci artacak ve ikisi eşitlendiği anda cisim bir limit hıza ulaşacak. Dolayısıyla bu noktadan sonra cisim önce hızlanan daha sonra da sabit hızla hareketine devam edecek. Üçüncü şekilde olabilir diyoruz. Denizli. Evet, dördüncü soru momentum sorusu. KLMN cisimlerinin ve bunların eşit kütlede olduklarını vermiş. O noktasına çarpışıp yapışıyorlar. Ortak kütlenin hangi yönde kaç metre bölü saniyelik hızla hareket ettiğini sormuş. Şimdi bakalım momentum vektörlerine. Şurada M'nin 10 M'lik bir momentum var. L'nin de aynı şekilde 10 M. K'nın burada 15 M ve N'nin de 20 M var. Şimdi aynı doğrultuda L ve V'nin aynı doğrultuda olduğunu vermiş. Bakın alfalar aynı. Dolayısıyla
Bunlar birbirlerine götürdüler. Şimdi diğerlerini de bileşenlerine ayıralım. K'nın şu yatay ve bu şey bileşenini ayıralım. Yatay bileşeni şurasına 53 vermiş. Şurası da 53 oldu. Sine 53'ten hesaplarsak burası 12M. Burası da 9M yaptı. Aynı şekilde bunu da bileşenlerine ayıralım şöyle. Şurasına 53 verdi. Şurası 53. Buraya kos 53'ten çarptım. 12M. Burası da 16M yaptı. Şimdi bu bileşenleri bir noktaya yazarsak bakın. Şurada bir 12M var. Şu K yazıyorum. Aşağıya doğru 9M var. N'nin ise burada 12M. Yukarıya doğru da 16M var. Dolayısıyla bu yataydakiler birbirini götürdü. Elimde net şunlar, bunların da bileşkesi olan 7M kaldı. Bu son momentumun değeri. O halde yukarıya doğru bulduğumuz için artı y yönde hareket edecek. Peki momentum neydi? M çarpı B. Momentum biz 7M bulduk. Toplam kütlenin değeri her birine eşit kütle dediği için 4M çarpı B dersek B'nin değeri 7 bölü 4 metre bölü saniye. Artı y yönde 7 bölü 4 çıkacaktır. Beşinci soru bir bağıl hareket sorusu. Nehir vermiş. D genişliğindeki nehirde suya göre ve hızıyla nehire giren bir yüzücü K noktasına ulaşmak istiyormuş. Eğer akıntı olmasaydı K'dan çıkmak isteyecek. Fakat akıntı hızı artı x yönündeyse ucuna bir akıntı eklediğimizde yüzücünün çıktığı nokta burada olur. Yani K noktasına göre artı yönde bir uzaklıktan noktadan karşıya çıkacaktır. Nehrin akıntı hızı yüzücünün suya girme hızından büyükse karşı kıyıdan çıkış noktası K noktası arasındaki mesafeden büyüktür. Şimdi eğer bunları eşit alırsak yüzücünün hızı ve akıntının hızı da V olursak buradaki genişlik D ise karşı ulaşma süresi de D kadar olacaktır. Çünkü bunu belirleyen V akıntı çarpı T iken buradaki X diyelim X mesafesini belirleyen de V akıntı çarpı T'dir. Dolayısıyla nehrin hızı suya girme hızından V'dan bu daha büyükse X de D'den daha büyük olacaktır. İkinci öncülümüz de doğru. Akıntı hızı eksi yönde ise yüzücünün yere göre hızının büyüklüğü V'den küçüktür diyor. Akıntı yani yere göre hızının büyüklüğü akıntının yönüne bağlı değildir. Çünkü yere göre hız bakın VV bile yapsak bileşke şeklinde olacaktır. Yani iki vektörün toplamı bileşkesi şeklinde olacaktır. Bunlar birbirine dik doğrultuda olduğu için bileşkenin değeri her zaman bileşenlerden daha büyük olacaktır. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru seçeneğimiz B şıkkında 1 ve 2. Altıncı soruda bir yatay atış sorusu. 4H ve H yüksekliklerini vermiş. Cisimlerin hızlarını da V, K, V, L olarak vermiş. Bunların büyüklükleri ilgili herhangi bir bilgimiz yok. X yere çarptığı noktaların atıldığı düşey düzlemden uzaklıkları da X, K ve X, L olarak verilmiş. Fakat bunlarla ilgili de bir bilgimiz yok. Hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Yere düşme süreleri içine baktığımızda ben H'a 1T dersem 4H, H, 3H şeklinde bölersem bunu 2T sürede yere düşer. L de T sürede yere düşer. O yüzden birinci yargımız doğru. XK ve XL arasında karşılaştırma yapabilmem için benim VK ve VL'yi bilmem lazım. Çünkü XK dediğim VK çarpı 2T, XL de VL çarpı T şeklinde. Ben buradaki değişkenlerden herhangi birini bilmediğim için kesin bir yorum yapamam. Hızlarını bilmediğim için x'lerle ilgili yorum yapamam. Aynı şekilde 3. öncülde ve x'leri bilmediği için v'lerle ilgili kesin bir sonuca ulaşamam. O yüzden 2 ve 3 kesin değil. Kesin olan bildiğimiz doğru olan şıkkımız yalnız 1 olmalı. 7. sorusu bir serbest düşme sorusu. Hızların oranını sormuş. Aslında bunu serbest düşmeden yapabildiğimiz gibi enerjiden de çok kolaylıkla yapabiliriz. İşin içine süreleri katmadan hatta. Şuralara HH diyelim. Şimdi A noktasındaki hızının değerini soruyor. Yere çarpma hızına V demiş. Şimdi H kadar yolu H eşittir 5 T kareden yola çıkarsak 5 T1'in karesi şeklinde alır. 2H kadar yolu da 5 çarpı T2'nin
karesi şeklinde alacaktır. Dolayısıyla burada oran yaparsak şunlar gitti. T1 bölü T2 oranı kök 2 çıkar. Yani buradan buraya gelme süresi T1 süresi kök 2 kadar. Diğeri ise 1 saniye olmuş olacak. Şurası 1 saniye. Burası da kök 2 saniye. Şimdi yapmamız gereken ve eşittir GT'de yerine koymak. Baktığımızda VA için G çarpı 1 yerine çarpma yazıyı V eşittir G çarpı kök 2 yazarsak buradan V'nin değerinin kök 2 bölü V bölü kök 2 olduğunu bulabiliriz. Ya da diğer yol aslında daha kolay. İlk baştaki potansiyel enerjisi bu da 2H'dan dolayı 2, kinetiği de 0. Buraya geldiğimizde E kadar potansiyeli, E kadar kinetiği olacak. Yere çarptığında potansiyeli 0, kinetiği 2 olacak. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareydi. Dolayısıyla ben buradaki hızına V kadar dersem, VA dersem, ya da V üstü diyelim, diğerine V demiş. Nicelikleri karıştırmayalım sonra. Birbirine benzediği için. Şurayı bir sileyim önce. Şuradaki hızına V üstü dersem burası kök 2 V üstü olur. Bize burada soruda V olduğunu vermiş. Dolayısıyla V bölü kök 2 şeklinde olacaktır. Bu da kök 2 ile genişletirsek zaten V kök 2 bölü 2 V seçeneğini işaretleyebiliriz. 8. soruda K bilyesi 20 metre bölü saniye hızla tepenin üzerinden yatay olarak atılırken L bilyesi de yukarı doğru 40 ile fırlatılmış ve 1 saniye sonra toplar O noktasına çarpışıp yapışmışlar. Ortak hızı soruyor. Şimdi K'nın O noktasına geldiğindeki hızına bakalım. Şuradaki hızının 20 metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. Yatayda yatay hareket hız değişmezken düşeyde artacaktır. Yani yataydakine 20 m dersek düşeydeki de 1 saniye sonra hızı 10 olacağı için 10 m'lik bir momentuma sahip olur. L cismi ise O noktasına geldiğinde 40 atılan bu cisim 1 saniye sonra hızını 30'a düşürecektir. Dolayısıyla burada da 30 m'lik bir momentum var. Şimdi bunu toparlarsak yatayda 20 m, düşeyde de baktığımızda 20 m'lik bir momentum olur. Momentumun birleşkesi iki vektör eşit olduğu için 20 kök 2 m olur. Şimdi bu değer bizim momentum, P son momentumumuz. Peki bana hızını sormuş. P son eşittir m toplam çarpı v ortak. İki kütlenin eşit olduğunu vermiş. Biz m demiştik kütlelere. 2m çarpı v. Buraya 20 kök 2 dedik. M'ler gitti. İkileri de sadeleştirirsek m'nin değeri 10 kök 2 olur ve yatayla 45 derece açı yapar. Doğru cevabımız B. 9. soruda iki tane bidon tekerlekli taşıma aracına konulup birbirlerine iple bağlanıp çekiliyor. Ve ipteki gerilme kuvveti T kadar olmaktadır. Arkada kalan bidon musluğu bozuk olduğu için yola süt akıtıyor. Dolayısıyla buradaki kütlede azalış var. Sistemin ivmesi, ip gerilmesi ve hız nasıl değişir? Şimdi sistemin ivmesi F net bölü M toplamdı. Uygulanan tek kuvvet F, yolu herhangi bir sürtünmeden bahsetmemiş. M toplam şeklinde yazalım. Şimdi buradan bir miktar süt boşaldığı için toplam kütlede azalma söz konusu. Burada kütlenin azalması sistemin ivme değerini arttıracaktır. Bir kere ivmesi artar. Gerim ip gerilmesine sadece şu kısmı baktığımızda bu tarafa doğru ivmeleniyor. O yüzden F eksi T eşittir M çarpı A şeklinde yazalım. Biz ivmenin arttığını söyledik. Bu taraftaki artış olmasının sebebi F'i de sabit tuttuğumuz için T'nin azalmasına sebep olur. Dolayısıyla ip gerilmesi azalacaktır. Bidonların hızı ivmenin artması hızdaki artıştı. Artık daha çok ivmesi artacağı için bidonlar ve dolayısıyla buradaki tekerlekli taşıma araçlarının hızları da artacaktır. Artış gözlenenler 1 ve 3 Edirne seçeneğinde.
10. soruda fx grafiği vermiş yaylara ait. K ve YL yayların uçlarına eşit kütleli cisimler bağlanıyor. Şimdi bunu uzun uzun da çözebiliriz. Daha biraz daha kısa yolla da çözebiliriz. Şimdi uzun yolla çözmek isterseniz şu. Öncelikle her kütlenin her yayın yay sabitini bulmak için f eşittir kx bağıntısını kullanmamız gerekecek. K için 50 K yayı diyelim çarpı uzan miktarında 5 vermiş. Buradan K yayının yay sabitini 10. Daha sonra L için işte 20 eşittir KL yayı, bu da 10 dedik. Bunu da 2 olarak bulduk. Evet. Daha sonra da eşit kütleli cisimler bağlandığında yani bunlar aşağı doğru çeken F'ler aynı olduğunda X'lerin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu şekilde uzatabiliriz. Yani ikisine de F'ler eşit olursa biri 10 çarpı X1 kadar, diğeri de aynı şekilde F eşittir 2 çarpı X2 kadar uzayacaktır. Dolayısıyla bunları eşitlemek için buraya 2X, buna da 10X diyebilirsiniz. Daha sonra da yapmanız gereken şey enerji denklemi 1 bölü 2 KX karede yerine koymak. Dediğim gibi böyle uzun uzun da yapabilirsiniz. Yine ben bunu devam ettireyim. Birinci yay için K yayı için 1 bölü 2 K'sı 10'du. X'i 2X'in karesinden 4X kare. Diğeri 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10'un karesinden 100X kare şeklinde yaparsınız. Burada şu sıfırlar gider. Şu gitti 2. 2 bölü 10'dan cevap 1 bölü 5 çıkar. Ya da yani şu ya da şimdi eşit kütleli cisim bağlanıyorsa senin bunların f'lerini eşitlemen lazım. Bir de şu bilgiyi unutmaman gerekiyor. O bilgi hangi bilgi? Fx grafiğinin altında kalan alan işi, dolayısıyla enerjiyi verir. Şimdi ben burada f'leri eşitlemeye çalışacağım. Kaçta eşittiğim? 50'de eşittiğim. Buraya 50 vermiş. Bunun da değerinin 50 olabilmesi için, yani şu L yayı için şurayı uzatırsam, 50'ye getirirsem. Şimdi 10'da 20 ise 50'de ne olmalı? Bakın 2 katı. Demek ki burada karşılık gelen değerimiz 25 olacaktır. Ve burada şimdi tek yapmam gereken grafiklerin altta kalan alanlarını hesaplamak. EK'ya baktığımda 50 çarpı 5 bölü 2 oldu. EL'ye baktığımda da yine 50 çarpı bu sefer 25 bölü 2 oldu. Şunlar zaten gitti. 5 bölü 25'ten cevabımız 1 bölü 5 çıkacaktır. Bu daha pratik bir yol. İsteyenler bir uzun uzun da çözebilir ama gerçekten hiç gerek yok. Adana olmuş oldu cevabımız. 11. soru, eşit kütleli KLM ve P bileleri var. Esnemeyen iplerle çekirdeki gibi tavana asılmış. Yere göre potansiyel enerjilerinden başlayalım. Potansiyel enerji neydi? MGH'tı. Dolayısıyla kütleler eşit. H'a en büyük olanın potansiyel enerjisi de en büyük olacaktır. Bakıyorum P'nin H'ı en büyük. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Gerilme kuvvetin en büyük değeri. Burada gerilme kuvveti tamamıyla cisimlerin kütlelere, daha doğrusu ağırlıklarına eşit olmalı. Yani aşağıya doğru MG varsa bunlarda herhangi bir hareket söz konusu olmadığı için T'ler de cisimlerin ağırlıklarına eşittir. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. İpler kesildiğinde yere çarpma hızlarına baktığımızda potansiyel enerjisi olan bu kütleler ipler kesildiğinde 1 bölü 2 M ve karelere dönüşecek. Yani M'leri götürürsek V kare dediğimiz şey 2GH olacaktır. Yani kimin H'ı fazlaysa yere çarpma hızı büyük olacaktır. Bakıyorum N ve L'yi karşılaşmış. N'nin hızı L'den daha büyük olmalı. Evet, çünkü H'ı daha fazla. Dördüncüde ipler aynı anda kesildiğinde M bilyesi P'den daha sonra düşer demiş. Şimdi havada kalma süresi H ile alakalı. H eşittir 5 T kare. Çünkü burada serbest düşme yapılacak. H'ı büyük olanın süresi de daha fazla olur. O yüzden P'nin daha sonra düşmesi lazım. M demiş burada. Cevap anahtarında problem var burada. Cevap anahtarını da kabul etmiş. Doğru cevabımız Bolu 1 ve 3 olacak.
12. soru bir bal hareket sorusu. Yeşil ışık yandığında aynı anda harekete geçmişler. Buradan itibaren doğu yönünde ilerleyen araçların anlık konumlarını vermiş. Şimdi baktığımızda Ali en çok yol almış. Diyelim ki Ali'nin hızı 3V olsun. Ayşe'nin hızına 2V diyelim. Mehmet'in hızı da V olsun. Şimdi öncülerimize bakalım. Mehmet Ali'ye doğu yönünde gidiyormuş gibi algılar diyor. Burada şimdi bizim bal hareket formülümüz V gözlenen eksi V gözlemciydi. Bakalım sonuç pozitif çıkarsa doğu, negatif çıkarsa da batı yönünde olduğunu göreceğiz. Mehmet Ali'yi demiş. Mehmet'in Ali'ye baktığına göre Ali'den 3V eksi V yaptığımızda sonuç artı 2V olur. Yani doğu oldu. Şöyle doğru. Şunu niye götüremedim? Neyse devam edelim. İkinci öncülde Ayşe Mehmet'e bakıyor. Ayşe ve Mehmet'in hızlarına baktığımızda bu sefer Mehmet'ten yani V eksi 2V yaptığımızda sonuç eksi V yani batı olacaktır. Burada da batı dedi. Doğru. Ali Ayşe'ye batı yönünde uzaklaşıyormuş gibi algılar diyor. Burada da Ayşe'den Ali'nin hızını çıkardığımızda bu da eksi V olur. Yani yine batı olmuş oldu. 3 öncülümüzde doğru cevabımız Edirne. Evet, bazı ivme zaman, hız zaman ve konum zaman grafikleri verilmiş. Şimdi bu grafikler hangi şekle uygun ona bakalım. Şimdi grafiklere baktığımızda burada hız değerin azaldığını görüyor. Yani artı x yönünde yavaşlayan bir cisim bu. Artı x yönünde yani bu tabi artı y de olabilir. Artı yönde diyelim. Artı yönde yavaşlayan bir cisim. Cisim artı yönde yavaşlıyorsa inmesi de zaman aşağıya geçti. Yani eksi yönde yavaşlayan, eksi yönde olduğu inmesi. Burada eğimin azaldığını görüyoruz. Yine yavaşlayan cisme ait olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla yukarı atılan bir cisim ne yapacaktır? Bir süre sonra yavaşlayacaktır. Olabilir mi sormuş, ona bakalım. Olabilir sormuş. Şimdi burada olabilir kısmına şuna dikkat etmemiz lazım. Maksimum noktaya çıkana kadar, hızının sıfır olduğu bölgeye kadar bakacağız burada. Çünkü hızı sıfır olduktan sonra bunu tekrar hareket etmesi lazım. Grafik böyle devam da edebilir. Ama sadece şu kısmı hızının sıfır olduğu noktaya göre alırsak eğer birincisi uygun olabilir. İkincisi serbest düşmeye bırakılan top burada yerçekim ivmesinin etkisiyle hızlanan hareket yapacaktır. Dolayısıyla işimize yaramadı. Sürtünmeli yüzeyde hareket eden küp eğer bir herhangi bir dış kuvvet yok. Dolayısıyla bu da yavaşlayıp bir süre sonra duracaktır. Bu da uygun oldu. O yüzden cevabımız Ceyhan olmadı. 14. soruda da bazı grafikler vermiş. Hem düşeyde hem yatayda grafikler vermiş. Şimdi yataya baktığımızda yatayda sabit hızda gittiğini ve ivmesinin sıfır olduğunu soruyor, söylemiş. X'i de artı x yönünde artı yönde arttığını söylemiş. Yani bu yatay da olabilir, eğik de olabilir. Düşeyde baktığımızda cismin hızının önce azaldığını sonra arttığını görüyoruz. Önce artı x yönde, artı x yönünde ya da artı y diyelim, artı y yönünde yavaşlayan, sonra da eksi y yönünde hızlanan bir hareket olmalı. Yörüngesi de bu şekilde verilmiş. Şimdi verilenleri incelediğimizde bak zaten şekilden de ilk gördüğümüz bu cismin eğik atış hareketi yaptığı. Dolayısıyla birincisi uygun. İkinciye baktığımızda yatay atış demiş. Yatay atışı da hızlaman grafiğimiz şöyle. Düşeyde sıfırdan hızlanması gerekiyordu. Ama bize belli bir hızı olduğunu vermiş. O yüzden yatay atış buna uygun değil. Üçüncüsü ise tepe üzerinden yapılan bir eğik atış var. Şimdi orada ise cisim V hızıyla atıldıktan sonra şurası V değerine olur ve yere çarpma hızının V'den daha büyük bir değeri olması gerekir. Ama şekle baktığımızda bize şuradaki uzaklıkları eşit vermiş. Yani atıldığı düşey hızla yere çarptığını bilgisini vermiş bize. Dolayısıyla üçüncüsü olmadı. Doğru cevabımız yalnız bir.
15. soruda akıntı hızının sabit olduğunu ve suya göre hızlarını vermiş. Kaleme cisminin yere göre hızlarını, büyüklüklerini soruyor. Dolayısıyla yapmamız gereken suya göre verilen hız büyüklüklerini akıntı hızıyla toplamak. Şimdi akıntı hızını toplayalım. Mesela M'den başlayalım. En kolayı o. 2'nin ucuna 3'ü eklediğimizde M'nin yere göre hızı. Şuraya yazalım. M'nin hızını 2 artı 3'ten 5 metre bölü saniye bulduk. V'nin ucuna ekledim. 4 burada. 3'ü de ucuna ekledim. Bu durumda birleşke 3, 4, 5 üçgeninden yine VL'nin hızını da 5 metre bölü saniye bulduk. K'ya baktığımda şimdi 53 derece vermiş. Bakın bunu bileşenlerine ayırırsak şurası 4, şurası 3. Ben yatayda 3'ü de eklersem buraya bunlar birbirini götürecektir. Dolayısıyla elimde sadece 4 kalır. K'nın değeri de 4 metre bölü saniye oldu. Dolayısıyla L ve M eşit. K onlardan küçük olan C şıkkı doğru seçeneğimiz. Evet, 16. soru sürtünmesiz ve eğimleri farklı olan bir eğik vermiş. Buna göre verilen niceliklerle ilgili bazı önermeler var. Şimdi onlara bakalım. Şimdi hız zaman grafiğine baktığımızda bize bu hız zaman grafiği nelerin hangi konular hakkında bilgi veriyor ona bakalım şimdi. Hız zaman grafiğinin eğimi biliyorsunuz ivmeyi alt tıkanın alanında aldığı yolu verirdi. Şimdi KL arasına kadar bir ivme değeri var. Sonra 5'in saniyeden sonra ivme değeri değişiyor. Demek ki buraya kadar olan kısım KL bu şu aralıkta LM bölümü. Dolayısıyla buradaki ivmesine A1, buradaki ivmesine de A2 deyip değerlerini hesaplayalım. A1 dediğimiz 10 bölü 5'ten 2 metre bölü saniye kare. A2 ise buradaki eğim 5 bölü 2'den 2,5 metre bölü saniye kare. Dolayısıyla ikinci ivme A1'den büyük çıktı. Yani LM noktasında ivmesi KL'den ivmesinden büyüktür. Bir kere bunu doğru bulduk. KL noktalar arasında alması 5 saniye sürmüştür. Evet, ivmenin değiştirdiği nokta o. Onu da bulduk. Gelelim aldığı yollara. Burada aldığı yol x1 diyelim ona. X1 10 çarpı 5 bölü 2'den 25 metre. X2'ye bakalım. Burada yamuğun alanı var. Alt taban artı üst taban. 10 artı 15'ten 25 bölü 2 çarpı 2'den yine 25 metre yapar. Yani x1 x2'ye eşit. Yani yolları eşit bulduk. C de doğru. Toplam hareket süresinin 7 saniye olduğunu da bulduk. Denizli doğru. Şimdi gelelim Edirne doğru. Gelelim Denizli'ye. Ortalama hızını 25 vermiş. Şimdi ortalama hız toplam yer değiştirme bölü toplam süre. Şimdi toplam yer değiştirme dediğimiz anda bizim K'dan M'ye çizilen en kısa mesafe olan şu uzaklığa ihtiyacımız var. Bunu da şu anda hesaplamamız çok da mümkün değil. Eğer bize ortalama hız değil de ortalama sürat deseydi bu durumda ortalama sürati toplam alınan yoldan 50 toplam süre 7 50 bölü 7'den bulabilecektik. Ve bu da 5'ten farklı bir değer çıkar. O yüzden burada ortalama hız değil ortalama sürat deseydi daha sizlerin hesaplayabileceği daha fikir üretebileceği daha net olan bir şık olacaktı. Ama ortalama hız demesi bizim buradaki delta x'i tam olarak hesaplayamamızdan kaynaklanır. Belki de daha farklı değer çıkacaktır. Ama işte şurada bir 25 verdiği için burası bir geniş gibi duruyor. Mesela şurası 25'ten daha küçük bir değer çıkacaktır. Burası büyük mü bilmiyoruz. O yüzden kesin olmamakla birlikte doğru seçeneğimiz deniz olacak. 17. soru sürtünmesiz düzlemde birbirine iple bağlı K ve L tekerlekli araçlar sabit F kuvvetiyle çekilmeye başlanıyor ve araç hareket halindeyken aradaki ipin koptuğunu vermiş. Şimdi ilk başta cisimlerin ivmesine baktığımızda A1 diyelim. Grafiğe baktığımızda V bölü T'den buluyoruz. V bölü T. A2 de bakın K cismi artık ayrı hareket, L cismi de ayrı hareket ediyor. Yani L'nin son ivmesi karşısı 2V bölü T şeklinde yazabiliriz. 2V bölü T.
Yani ilk durumdaki ivmeye A dersem, ikinci durumdaki L'nin ivmesine 2A derim. K'nın ise herhangi bir ivmesi olmayacak, sabit hızda hareketine devam eder. Çünkü artık K'yı etki eden net kuvvetin sıfır olduğunu görüyoruz burada. Peki cisim ip T anında kopmuştur diyebiliriz o halde. Çünkü T andan itibaren K sabit hızla hareket etmeye başladı. Gelelim kütlelerine. Şimdi A'larını yazalım. İlk durumda, yani ivmenin A olduğu durumda uygulanan F kuvveti ile hem K hem de L kütlesi çekiliyor. İkinci durumda ise, yani 2A olduğu durumda ise F kütlesi sadece ML kütlesine etki eder. Bunları şöyle oranlarsak 1 bölü 2 eşittir. İşlemleri gerçekleştirirsek MK artı ML olur. Buradan içler dışlardan düzenlersek MK'nın ML'ye eşit olduğu sonucuna varabiliriz. 0,2'de zaman aralığında K ve L araçlarının yer değiştirmeleri eşittir diyor. Şimdi baktığımızda alan hesaplamamız lazım burada. Buradaki alana x dersem şurası 2x olur. Ben kime x dedim? VT bölü 2'ye x dedim. Dolayısıyla şuradaki alan 2VT bölü 2'den yine VT kadar olup 2x olacaktır. Dolayısıyla K aracı toplamda 3x kadar yol alır. L ise 2, 4, 5x kadar yol alacaktır. Dolayısıyla yer değiştirmeleri eşit olmalı. Doğru seçeneğimiz B şıkkında 1 ve 2 oldu. 18. soruda masanın tam ortasına çakılı olan, çivi'ye bağlanan eşit uzunluktaki ve üzerinde dinamitle takılı olan ipin ucuna yay sabitleri K ve 2K olan yaylar bağlanmış. Dinamitte okunan değerler eşit, demek ki bu yaylara eşit kuvvetler etki etti. F'lerin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu F'lerin sebebi kim? Burada kütleler. Demek ki ben buraya M kütleli cisim astıysam, burada M kütleli cisim asmışım. O yüzden birinci öncülümüz doğru. Peki o zaman miktarları ne olur? F eşittir K çarpı X'di. F'lerin eşit olduğunu biliyoruz. K'sı büyük olanın X'i daha küçük olacaktır. Yani ben buraya X dersem bu yay da 2X kadar uzayacaktır. O yüzden uzamalar eşit büyüklükte olmadı. Enerjiler ise 1 bölü 2 kx kareydi. Baktığımızda bunun için 1 bölü 2 k 2x'in karesinden 4x kare gelir. Burada ise 1 bölü 2 2k x kare gelir. Dolayısıyla enerji değerleri eşit olmayacak. Doğru cevabımız Adana seçeneği. 19. soruda ince bir sürünün üzerindeki bu cisim iç patlama sonucu iki parçaya ayrılıyor. Şimdi buradaki parçaların hareketlerine baktığımızda yatay atışta bu şekilde parçalar ayrıldığını görüyoruz. Biri x, birinin 3x kadar gitmesinin sebebi bunun hızının 3 ve bunun hızının da v olması. Şimdi ilk başta duran bu cismin ilk momentumu 0. Dolayısıyla son momentum da 0 olmalı. Son momentumun 0 olması için parçalardan birinin kütlesine m dersek diğerin kütlesi 3m olmalı ki bu tarafa doğru 3mv, bu tarafa doğru 3mv olsun ve momentumlar birbirine eşitlenip sıfır olabilsin. O yüzden kütleleri eşit olmayacaktır. Yarı çarpma hızlarına baktığımızda yatayda hız değişmez. 3v, bunun da yataydaki hızı v kadar. Ama eşit yükseklikten bırakıldıkları için h eşittir 5t kareden havada kalma süreleri eşit olur. Havada kalma süreleri eşit olduğu için bunların düşey hız bileşenleri vy'ler de eşit olur. Ama yarı çarpma hızları bunların bileşkesi olduğu için dolayısıyla yarı çarpma hızları farklı olacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz yalnız 3 oldu. Evet, 20. sorusu bir momentum sorusu yine. Üzerinde yapıştırıcı olan bilelerden bahsetmiş. K önce L'ye çarp yapışıyor, sonra ikisi birlikte M'ye çarp yapışıyorlar ve birlikte hareket ediyorlar. Burada bizim bildiğimiz kütlelerin eşit olması. Şimdi ilk duruma yazalım. Burada ne var? M kütleli ve hızlı hareket eden K var. Duran L bilesine çarptığında iki tane kütlenin toplamından dolayı 2m ve ortak hızıyla hareket ediyorlar. Dolayısıyla işlemi yaparsak buradan V ortak hızımız V bölü 2 olur. Yani burada V hızıyla hareket ediyor. Bu durgundu. Artık burası V bölü 2 oldu. Şimdi buraya baktığımız momentum yine 2m çarpı V bölü 2'den mv kadarlık bir momentum var. Yine mv'lik bu momentum çarptığında 3m v üssü olacağı için v üssünün değeri v bölü 3 olacaktır.
V bölü 3 toplam kütlede 3M'lik bir kütle. Şimdi bir de öncülerde KLM bilgileri birlikte V bölü 3 ile hareket ederler dedi. Onu bulduk. Doğru. Şimdi enerjilerine bakalım. İlk başta K'nın enerjisini hesaplarken 1 bölü 2 mv kare yazdık. Sonra ortak kütle ilk çarpışmadan sonra 1 bölü 2 çarpı 2m çarpı b kare bölü 4 gelir v bölü 2'nin karesinden. Burada şunları sadeleştirirsek 1 bölü 2 mv karenin yarısı yani 1 bölü 4 mv kare olacaktır. Yani buna e dersem buradaki enerji e bölü 2 kadar oldu. Buraya geldiğimde ise 1 bölü 2 çarpı 3m çarpı v kare bölü 9. Yani 1 bölü 2 çarpı m v kare bölü 3 yazarsak ilk enerjinin 3'te 1'i olan e bölü 3 sonucuna ulaşabiliriz. Yani ilk başta e enerjisine sahip olan k cismi ilk çarpışmada enerjinin yarısını, ikinci çarpışmada ise enerjinin 3'te 2'sini kaybetmiş oldu. İlk başta yarısını kaybetti ve son olarak diyor ki son enerji ilk enerjiyle karşılaştığımızda arada 3 kat vardır. Bu da doğru. Bütün seçeneklerimiz doğru oldu. Ve soruları da burada bitirdik. Bir dahaki testte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.